Arkadaşlar bugün size çok güzel bir tarifim daha olacak. Burada klasik yarım çay bardağına yakın bir sıvı yağımız var. 50 mililitre. Onu boşaltıyoruz. Klasik bir çay bardağı süt var. Onu boşaltıyoruz. 100 mililitre. Bunu niye söylüyorum? Geçen takipçi arkadaşlardan biri söylemiş. Mililitresini de söyle diye. Bir tane yumurtam var. Onu kırıyoruz içine. 2 çay kaşığı da tuz atıyor. Şimdi işin zor tarafını ben yapacağım. Kolay tarafında da kenara çekileceğim. Bunu önce güzel bir çırpacağız. Unu alabildiği kadar katacağız. Önce 1 su bardağı unumuzu bir katıyoruz. Tabi işe başlamışken 2. bardağı da katalım. Sonrasını hamur alıştıktan sonra katacağız. Arkadaşlar bardaklarımız klasik bardak. 2. bardak unumuzu da kattık. Evet arkadaşlar şimdi hamur yoğurma işlemine başlıyoruz. 3. bardak unumuzu da kattık. Bu tarifi yaparken arkadaşlar tarifin dışına sadece bir tane malzeme de çıkacağım. Dolmasında soğan kullanmayacağım. Sebebi ise soğan içinde patlama yapar, midemizde ekşime yapar. Soğan haricinde olması gereken neyse onunla yapacağım. Tam 3 su bardağı un kattık bu malzemeye. 3 su bardağı klasik un yeterli geldi. Şöyle hamurun kıvamında bir gösterelim. Her zaman söylenen klasik söz kulak memesi kıvamında. Hamurumuz hazır. Kapağını kapatacağız. İç malzemesini doğrayacağız. Önce işimize kapya biberi doğrayarak başlıyoruz. Bunları çok ince doğrayacağız. Bunun temeli sadece nasıl yaptığımıza bakın. Onun haricinde içine katacağınız malzemeler tamamen sizin tercihiniz olacak. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Tavuk etinden, dana kıymadan, salamdan, sosisten, sucuktan hepsinden yapabilirsiniz. Hiçbirini istemiyorsanız sadece patatesle ve bu karışımla yapabilirsiniz. Bir tane de patates rendeliyoruz. Daha önce söylediğim gibi isterseniz bu karışımla da yapabilirsiniz. Sadece miktarını çoğaltarak. Sıra geldi diğer katacağım malzemeye. Şimdi bizim sağlıkçı arkadaşlar der, usta sen ne yaptın? Sosis sağlığa zararlı. Arkadaşlar hem sağlığa zararlı deriz. Hem de her gün yemekten vazgeçmeyiz. Elinizde sosis, salam ne varsa bunu da ince ince doğruyoruz. Hazır gıdayı önerdiğim için değil. Yalnız bunlar belli marka alırsanız, belli markalardan alırsanız çok ciddi oranda denetimlerden geçiyor. Kontrollerden geçiyor. Yani çok da ben önermek istemiyorum ama kullanırsanız da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben kendim kullanıyorum. Hemen iç harcımızı bir kabın içine alıyoruz. Patatesin de suyunu süzdürmedim. Olduğu gibi attım içine. Bir çay kaşığı, hatta 1,5 çay kaşığı bir tuz atıyorum. Hepsini birbirine bir karıştıralım. İç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi sıra geldi hamurunu yapmaya. İç harcımızı hazırladık. Hemen hamurumuzu çıkartıyoruz. Tahtamızın üstüne az bir un alıyoruz. Hamurumuzu tam ortadan kesiyoruz. Ondan sonrasını 3 parçaya böleceğiz. Toplamda 6 tane pezimiz çıkacak. Pezleri bir eşitleyeceğiz. Ondan sonra hamurumuzu yapma işlemine başlayacağız. Son pezimiz de hazır. Arkadaşlar ne yapıldığına çok iyi bakın. Pezleri bile kenara alırken altlarını unladık. Şimdi pezleri açmaya başlayacağız. Pezleri açtıktan sonra en önemli püf noktalarından biri var. Onu göstereceğim.
yavaş yavaş çevire çevire hamurumuzu açmaya başladık. Hep aynı noktadan oklayla yuvarlamayın. Çevire çevire yuvarlayın ki eşit bir şekilde açılsın. Bazen diyorum un kullanmaktan korkmayın. Bunda fazla un kullanmayın. Sadece oklavaya yapışmayacak kadar un kullansanız yeterli. En çok sevdiğim seslerden biri oklava sesi, hamur sesi, şıpır şıpır. Duyuyor musunuz? Mis gibi. Açabildiğimiz kadar ince açacağız, açabildiğimiz kadar geniş açacağız. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde açtık. Şöyle gördüğünüz gibi masanın şekli tamamen hamura çıktı. Bunda dikkat etmemiz gereken 2-3 tane nokta var. Püf noktaları var. Şimdi onları göstereceğim. Özellikle şuradan şöyle bir katlayacağız. Oklavamızı sardığımızda oklavamız hamurumuza yapışmayacak. Ondan sonra iç harcını çok ince bir şekilde döşeyeceğiz. Şuraya geldiğinde iç harcını döşemeyi bırakacağız. Her tarafına eşit bir şekilde, ince bir şekilde yayıyoruz. Arkadaşlar iç harcını işte bunun için ince doğrayın dedim. İç harcını ince doğramazsanız ne yapar? Yapışma yapar, yırtılma yapar. Şimdi katlamaya başlayabilirsin. Hafif hafif bastırarak katlayacağız. Çok fazla da bastırmayacağız. Evet, şu uç tarafına bir hafif bir yağ çalacağız. O yağ da ne yapacak? Hamurun yapışmasını sağlayacak. Katlama esnasında bize sorun çıkartmasın, dağılmasın diye. Tamam. Şurayı şöyle iyice bir yapıştırıyoruz tekrar. Şu iki uçtan şöyle yavaş yavaş yiterek ne yapacağız? Birleştireceğiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ondan sonra yavaşça oklavamızı içinden çekeceğiz. Aynı gramofon gibi oldu. İsterseniz bu şekilde fırlatabilirsiniz. İsterseniz şöyle yavaşça büküp aça aça tamamen tercih sizin. Şuradan birleştirip yapıştırma falan yapmayacağız. Fazla oynamayacağız. Yağladığımız tepsiye bu şekilde bırakacağız. Görüyor musunuz? 4 tane oldu. 2 tane kaldı. Şimdi o 2'yi de yapıp asıl yapmamız gereken işleme geçeceğiz. Arkadaşlar tepsiden artan yağımız vardı. Bir tatlı kaşığı kadar onda yumurta sarısının içine döktük. Böreğimiz daha lezzetli olsun. Açıklamalar bölümünde mutlaka malzeme listesi olacak. Böreğimizin içini, dışını, her tarafını güzelce bir ne yapıyoruz? Yağlıyoruz. Yumurta sarısını sürüyoruz. Bol sarı olsun. Ta yumurta sarısı sürülürken benim canım çekti. Çörek otuyla susam birbirine karıştıracağız. Tabi biraz fazla oldu. Daha sonra yine kullanırız biz bunu. Genelde böreklerde ben çörek otuyla susamı karıştırarak yapıyorum. Bir tanesini atmayacağız. O da susamsız, çörek otsuz olsun. Ona da öyle bakacağız. Öyle lezzetine bakacağız. Arkadaşlar fırınımız 200 derecede önceden ısıtılmış bizi bekliyor. Şimdi fırına götürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyoruz. Alt üst çalışacak. Fansız olacak. Ortalama pişme süresi yarım saat. Fırını 30 dakikaya ayarladık. Tam pişme süresini en son ben size söyleyeceğim. Fırınımızın kapağını açıyoruz. 30 dakikada dedim. Tam 40 dakikada pişti. Şöyle görün. Çıtır çıtır börekler oldu. Çok sıcak tabi tepsiyi tutamıyor. Şu mübarek eti güzelliğe bakın arkadaşlar. Size yine
Ahmet şefimizden güzel bir tarif daha. Keselim bıçakla. Şöyle kestiğim böreklerin içini bir göstereyim. Çok sıcak olduğu için zor tutuyorum. İçindeki görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz derecede bir güzellik. İnanılmaz derecede bir lezzet. Her katında ayrı ayrı bir güzellik var. Arkadaşlar hep diyorlar ya, işte dokusuna bakacağım, lezzetine bakacağım. Dokusundan anlamam da lezzetinin güzel olduğundan çok eminim. Bu videoyla tabii ki sunum yapmayacağız. Sunumumuz bu şekilde olacak. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar.